Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Müge hocanız. 12. sınıf biyoloji dersimizin genden protein ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz translasyon. Baktığımızda translasyon ne demiştik daha önceki videomuzda? Şifrenin okunması demiştik. Prokaryotlarda RNA sentezi nerede gerçekleşiyor? Sitoplazmada. Protein sentezi nerede gerçekleşiyor? Ribozomda. Ribozom neydi? Zarsız organel. Ökaryotlara baktığımızda RNA sentezi çekirdekte. Protein sentezi ise ribozomda gerçekleşir diyoruz. Şimdi bir de polizom olayımız var. Polizoma baktığımızda şu ne? Üçlü üçlü şifreler barındıran mRNA. Şifreyi kimden aldı? DNA'dan aldı. Ribozomun bakın büyük küçük alt birimlerini bağlamış ve üzerinde neler var? Polipeptit zincirleri var. Uygun amino asitler peptit bağlarıyla bağlanarak ucuca eklenerek polipeptitler sentezleniyor. Şimdiye kadar anlattıklarımızda hep ne dedik? Bir mRNA zinciri, bir ribozomdan bahsediyorduk. Ama burada bakın karşıma 3 tane ribozom çıktı. O zaman burada farklı bir işler dönüyor. Ne dönüyor olabilir? Süreç hızlı gerçekleşiyor olabilir. Yani seri üretime geçmiş durumdayım. mRNA'mdan seri bir şekilde aynı şifremden bir sürü protein sentezliyorum. Daha kısa sürede bu işi gerçekleştiriyorum. Şey gibi düşünün, bir dikiş atölyesi, bir tane dikiş makinesiyle bir kalıptan elbise üretiyorsunuz ama parayı buldunuz. Aldınız dikiş makinelerini, dizdiniz atölyenize, çalışanlar aldınız. Ne oluyor? Birden fazla, mesela 10 makine birden çalışıyor. Aynı kalıp, kalıbımız ne? Kalıp ne? DNA'dan geliyor ve mRNA ile işte ne yaptık biz? O kalıpları çoğalttık, elbise kalıplarını makinalara dağıttık. Aynı elbiseden seri bir şekilde üretime geçtik. O zaman polizom kısa sürede aynı proteinin aynı mRNA şifresiyle seri bir şekilde üretilmesidir diyebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi ne görüyoruz? Santral doğma olayını görüyoruz. Burada ne var? Bir numaralı olay replikasyondur. Replikasyon. Ne zaman gerçekleşir? Hücre bölüneceği zaman gerçekleşir. DNA'nın kendini eşlemesidir replikasyon. DNA'dan mRNA sentezine ne diyoruz? Transkripsiyon. Transkripsiyon DNA'dan RNA sentezidir. mRNA'dan protein sentezine ise ne adını veriyoruz? Translasyon adını veriyoruz. Artık şifre okunuyor. Bu olaya ne diyoruz? Santral doğma diyoruz. Bir gen bir polipeptit hipotezleri vardı eskiden anlatırdık. İşte orada DNA'daki ne oluyor? Şöyle aktif genden RNA polimeraz açtı. Aktif genden ne sentezledik? mRNA sentezledik. Üzerinde üçlü üçlü şifreler var. Bu şifreler neye göre oluştu? DNA'daki kalıp zincire göre. Daha sonra mRNA çekirdekteki porlardan sitoplazmaya geçiyor. Ribozomun büyük küçük alt birimleri ne zaman birleşiyor? tRNA. tRNA amino asit sentaz enzimiyle uygun amino asidi getirip kodon antikodon birliği bağlandığında sağlandığında ne oluyor? Artık translasyon başlıyor. Şifre okunmaya başlıyor. Nasıl okunuyor şifre? Amino asitleri getiriyor tRNA. Sisteme yerleştiriyor. Amino asitler ucuca peptit bağlarıyla bağlanarak ne sentezleniyor? Polipeptit sentezlenir diyoruz arkadaşlar. Evet, o zaman polizom neymiş? Bir mRNA'nın birden fazla ribozoma bağlanmasıyla oluşturduğu kompleks yapıdır diyoruz. Protein sentezi sürecinde hücrede polizomların oluşturulması hangisini sağlamaya yönelik bir uyumdur? Bakın böyle ilerliyor süreç. Amino asitler, şu yuvarlak yuvarlakla gösterilen amino asitler, aralardaki bağlar ne bağı? Peptit bağı. Peptit bağlarıyla bağlanarak ne sentezlendi?
polipeptit sentezlendi, değil mi arkadaşlar? Hemen bakalım. Bir polipeptit sentezinde peptit bağı oluşumunu hızlandırıyor olabilir mi? Bir polipeptit türünden birim zamanda daha fazla üretiliyor olabilir mi? Evet, cevabımız bu. Çünkü sentezlenen polipeptit aynı. Bakıyorum, mRNA şifrem aynı. Kısa sürede ne yaptım? Seri üretime geçtim. Ökaryot hücrelerde olaylarının gerçekleşme sıklığı sorulmuş arkadaşlar. Ökaryot hücrelerde. Hemen bakalım. En çok translasyon gerçekleşir şifrenin okunması. Çünkü şifre neydi? Messenger RNA ile taşınıyordu. Üzerinde üçlü üçlü şifreler vardı. Aynı şifreyi kullanarak ne yapıyoruz? Birden fazla polipeptit sentezleyebiliyoruz. O zaman en çok translasyon diyoruz. Sonra transkripsiyon, yazılım. DNA'dan RNA sentezidir, mRNA sentezidir, transkripsiyon. En az replikasyon, neden? Hücre bölünceye zaman gerçekleşir. Replikasyon interfazda, S evresinde DNA replikasyonu gerçekleşir. O yüzden cevabımız nedir? D şıkkıdır diyoruz. Ökaryot hücrelerde hidrojen bağlarının kurulduğu olayların eşleştirilmesi hangisinde doğru verilmiştir? Hemen bakalım. Ribonükleotitler. Şifre okunuyor demek ki. Bu nedir? mRNA'dan artık protein sentezleniyor. Translasyon aşaması. Değil mi? Translasyon aşaması. O zaman şu şıkları eledim. Deoksiribonükleotitlerle ribonükleotitler arasında, DNA ile RNA arasında, mesela mRNA'dan ne olabilir? tRNA sentezi olabilir. Kodon antikodon birliği olabilir. Buna ne diyoruz? Transkripsiyon, yazılım, translasyon, şifrenin okunması. O zaman cevabımız nedir? B şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Evet, bir DNA molekülünün ikinci ipliğinden sentezlenen, kalıp iplik neymiş? İkinci iplikmiş. Buradan sentezlenen mRNA ve bu mRNA karşılık gelen tRNA'lar aşağıda verilmiştir. Bu DNA'nın birinci ipliğinin nükleotit sırası hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi sentez ikinci iplikten gerçekleşmiş. O zaman adeninin karşısına timin, sitozinin karşısına guanin, urasilin karşısına adenin gelecek. Bizden istenen birinci ipliğin sırası. Hemen bakıyorum, birinci ipliğimi de şöyle, bizden istenen ipliği sarıyla çizelim. Ne olacak? Sitozinin karşısına guanin, adeninin karşısına timin, guaninin karşısına sitozin gelecek. Ben C ile gösteriyorum, Latinceden gidiyorum. Tabii Türkçe karşılığı S. GTS ile süreç bir başlayacak, değil mi? Şunları eledim. Hemen bakıyorum. Timinin karşısına adenin, guaninin karşısına sitozin, adeninin karşısına timin. Burada bakıyorum tRNA. tRNA şifreyi nereden aldı? mRNA'dan aldı. mRNA şifreyi DNA'nın kalıp ipliğinden aldı. Kalıp ipliğin karşısı, komplementeri, tamamlayıcısı isteniyor. O zaman ne yapacağım? Guaninin karşısına sitozin, adeninin karşısına urasil, urasilin karşısına adenin. Buradan geldim sitozinin karşısına guanin, sentez çünkü ikinci iplikten. Urasilin karşısına adenin, adeninin karşısına ne gelecek? Timin gelecek. Guaninin karşısına sitozin, adenin karşısına timin, timinin karşısına adenin. STA. Cevabımız Adana. Evet arkadaşlar, protein sentezi yapabilen bir hayvan hücresinde mRNA sentezleme sürecinde sırasıyla oluşan organik baz, nükleozit ve nükleotit miktarlarının protein sentezinin başlamadan önce zamana bağlı değişimi grafiklerle verilmiştir. Buna göre mRNA üretim sürecinde oluşan organik baz, nükleozit ve nükleotit miktarlarını gösteren grafik. Şimdi neydi bunlar? Baz artı şeker neyi oluşturuyordu? Nükleoziti.
Buna fosfat eklediğimde ne oluşuyordu? Nükleotit oluşuyordu. Değil mi arkadaşlar? O zaman organik baz miktarı ne olacaktır? Ben ne sentezliyorum? mRNA sentezliyorum. mRNA nelerden oluşuyor? Nükleotitlerden oluşuyor. Yani en sayıda nükleotit neyi oluşturuyor? Nükleik asiti oluşturuyor. Nükleik asit. Nükleik asitler nedir? Ya DNA'dır ya RNA'dır. Burada benden RNA sentezlemem isteniyor. O zaman organik baz miktarı ne olacaktır? Azalacaktır değil mi? RNA sentezinde organik bazlar kullanılıyor. Organik baz miktarı ikinci grafikteki gibi olacaktır. Ulan bunu eledim, bunu eledim, bunu eledim. Nükleozit miktarı. Şimdi nükleotit, nükleik asit sentezlenirken önce nükleozit oluşuyor. Nükleozit bir oluşuyor. Ondan sonra nükleozit nükleotite dönüştüğü için önce bir artıyor, bir görünüyor, bir kayboluyor. O zaman nükleozit miktarı neredeki gibi olacaktır? Üçüncü grafikteki gibi. Önce bir bazla şeker birleşti, nükleozit oldu. Ona fosfat eklendi, nükleotit oluştu. Nükleotit oluştukça nükleozit azalacaktır. İşte burada böyle üç boyutlu bir düşünce gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten biraz beyin hücrelerimizi yakmamız gerekiyor. Beyin kıvrımlarımızı bir arttırmamız gerekiyor. O zaman ben ne sentezledim? Nükleotit sentezledim değil mi? Nükleotitler sentezleyeceğim ki nükleotitler işte fosfodiester bağlarıyla alt alta alt alta eklenerek nükleik asit RNA'yı oluştursun. Nükleotit miktarı o zaman ne olacaktır? Artacaktır. Cevabımız Denizli diyoruz. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın.